Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Sizinle bugün konuşma dilinden bahsedeceğiz. Konuşma dilimiz nasıl olmalı? Ben o kadar çok iyi değilim bu konuda. Siz daha iyi olacaksınız eminim. Şimdi konuşma dilinin karşılıklı insan ilişkilerinde ne kadar önemli olduğunu anlatmama gerek yok. Şimdi bu konu nereden geldi aklıma? Çekeyim dedim. MasterChef'te şimdi fragmanlarda gördüm. Konuşma dili çocuğun şey olmadığı için müşterilerde garson yapmamışlar da tezgah arkasına koymuşlar. Böyle bir durum bizde de olduydu garsonken çalıştığımızda. Konuşma dili kötü olduğu için garsonluk değil de komilik yaptırdık. Ama yaptırmak zorundaydık çünkü insan ilişkilerinde konuşma dili çok çok önemli. Karşı tarafın anlaması gerekiyor. Şimdi Türkçeyi güzel konuşabilmeli veya tane tane ya konuşurken işte size ne yapıyor, ne söylüyor, tükürcüklerini falan da atanlar ya şey yapıyor. Hani bu konunun hani yaptığı işle de alakalı bir şey. Ne oldu? Şimdi insanlara da kızmamak gerekiyor. Bunu düzeltmek gerekiyor ama çocukluktan genlerden gelen bir şey. Düzeltilecek gibi değilse yapacak bir şey yok. Ama düzeltilmesi gerekiyor da insanın düzeltmesi gerekiyor onu. Ama biz biraz üşengeç olduğumuz için bunu düzeltmiyoruz. Ben de dahil buna. Benim de daha güzel konuşmam lazım. Kamera önündeyim sonuçta. Daha iyi şey yapmam lazım yani. Şey laf kelimesini en azından kullanmamam gerekiyor. Şimdi ben de yavaş yavaş kendi konuşma dilimi de güzelleştirmeye çalışıyorum. Bu kitap okumak çok faydalı oluyor bu anlamda. Bir de pratikte yapmak zorundasınız. Yani insanlarla konuşurken en ufak, ben size şöyle anlatayım. Annenizle, babanızla, en yakın arkadaşınızla konuşurken bunu şey yapabilirsiniz, kendinize pratik yapabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla ilgili. Tane tane ve anlaşılır konuşmaya. Ve derdinizi çok kısa bir zamanda konuşmaya, yani bir dakikada konuşabilmelisiniz. Yani 10 dakika uzatmamalısınız konuşmayı. Çok konuşan insanı pek sevmezler. Ben bunu baştan söyleyeyim. Bu konuşma dilini öğrenmenin, bakın güzel konuşabilecekseniz İngilizceyi de öğrenmeniz gerekiyor. İngilizce dilini, yani Fransızca da olur, fark etmez. Ama bir dil daha öğrenmeniz gerekiyor. Bir de ben şeye de karşıyım, hani çok fazla kelime daracının, mesela bir derdinizi anlatacaksanız 3-5 kelimeyle de anlatabiliyorsunuz. Yani bir stres kelimesi bir sürü şeyi içine alıyor. Mesela ben bu tür kelimelerin kullanılmasına karşı değilim. Ne kadar az kelimeyle konuşursak o kadar iyi. Tamam, doğru söylüyorsunuz. Kelime dağarcığımız kısalıyor. Ama bu da muhteşem bir şey yani. Düşünsenize 600 kelimeyle, mesela 200-400 kelimeyle günlük hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz. Bunun üzerinde ne yapabilirsiniz? İngilizce öğrenebilirsiniz, başka dilleri öğrenebilirsiniz. Başka şeyler de yapabilirsiniz. Bu dilin aslında kolaylığını gösterir. O dili öğrenmek o derecede kolay olur. Kelime dağarcığı, her şey için farklı kelime kullanmaya da gerek yok diye düşünüyorum ben. Şimdi halı, paspas veya çok çok kelimeler türetiliyor. Yani bir nokta bir şey konuyor. Masa, tabure, sandalye. Yani değişik kelimeler. Neyse, bu konumuz değil şimdi. Konuşma dilinin, konuşma sanatının ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum ben burada. Eğer halkla ilişkiler mesela konuşmanız çok düzgünse bir spiker olabilirsiniz. Konuşmanız çok düzgünse rol sinemada oynayabilirsiniz. Seslendirme sanatçısı olabilirsiniz. Yani türlü türlü işler karşınıza çıkacak. Ve bir iş yaparken sizi yükseltecektir o. Düzgün konuşmanız, insanlarla ilişkileriniz. Bu konu zaten bana da yorumlarda yapıyorlar. İnsan ilişkileri hakkında. İnsan ilişkilerini yapmak için ilk önce konuşmanın çok güzel olması gerekiyor. Yani iki lafınızda bir küfür edip laubali konuşmalar. Yapmalar falan filan. Bunlar yapılmaması gereken bir şey. Yani sokak ağzı diyoruz da sokakta bile böyle bir ağız yok yani. Abim ya işte ya şey kavramız gibi ya takılıyoruz bilader ya falan. Bunlar olmuyor. Çünkü resmi yerlerde olsun, başka bir yerlerde olsun, hayatının belirli bir noktalarında olsun. Bu konuşma dili
sizi işinize, gücünüze daha iyi yükselmenize sağlayacaktır. Bunu unutmayın. Yani konuşma dilinin şeyini şey yapıyor. Yani bunu nasıl geliştirebiliriz? Dediğim gibi pratikle bir de düzgün konuşan insanlarla konuşarak da yapabilirsiniz bunu. Çünkü gerçekten değişiyor. Ne hangi bölgede oturuyorsanız onun şivesine kaçıyor. Ha ben şive olayına karşıyım zaten. İleride bir film çekersen de şiveli kesinlikle film çekmem. Çünkü senin şiven ne olursa olsun bütün insanlar ilgilenecek onu. Universal olmalı diye düşünüyorum. Hatta benim arkadaşlar kızıyorlar buna. Ben resmi dili bile. Mesela yani bir İngilizce olmalı. İngilizce mesela bizim eğitim sistemimizde de öyle. Adam hala şey var, üniversiteye gidiyor, Türkçe dersi gösteriyoruz. Ha bu adamı ilkokulda öğretemedik mi? Hala ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede Türkçe dersi. Ya bizim aslında eğitimin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Yani onu artık göstermemek lazım. İlkokulda o Türkçeyi su gibi çözüp bilmesi gerekiyor onu. Hala o ders gösteriliyor. Yani aklım almıyor yani. Neyse eğitim konusu da ayrı bir konu zaten o. Ama buradaki şeyde mesela şey yapabilirsiniz. Dediğinizi tekerleme neydi o? Dal sarkar, kartal sarkar, dal kalkar da kartal kalkar gibi. Al bu takatuk hocaları takatuk odaya götür. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşe cesiler. Bu şekilde tekerleme yaparak da dilinizi daha sade ve daha anlaşılır bir şekilde getirebilirsiniz. Yani ben burada bu videoda konuşma dilini ne kadar önemli olduğunu, insan ilişkilerinde sizi yükseltecek, sizi bir yerlere getirecek olduğunu vurgulamaya çalıştım. Eğer bu şekilde de kitap okumaya devam ederseniz, gazete olabilir, kitap olabilir, alt yazıları okuyun, alt yazılı film izleyin, o da işe yarar. Ama şu bilince varın, sosyal hayatınızda mutlaka bunu kullanın. Yani sadece bu lafta kalmasın. Arkadaşınızla konuşurken tek başınıza, evde tek başınıza konuşun. Bizim insanlar da gülüyorlar işte bir yere gidecek tek başına önce mülakata girecek atıyorum. Tek başına evde konuşuyor. Merhaba ben adım Osman Çakır. Balıkesirliyim. 3 tane çocuğum var. Bunlar önemli. Kendinizi tanıtmayı. Bu bir yere yazın. Kendinizi nasıl tanıtırsınız diye. Onu alın okuyun mesela. Kendinizi tanıtmak isterseniz birisi size sorduğunda söyleyecek cevabınız olur. Değil mi? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın.